Ne zaman dansa başladın? Nasıl başladın? 38'de başladım. 1938. Evet. Nasıl başladın? Marianne Hund'la başladım. Sonra beni 9 sene besledi. Öyle mi? 9 Evet, sene ders mi aldın orada? Peki ilk gittin, dansa gittin. Ne hissettin? yapamayacağımı hissettim. Sonra güzel oldu. Rabarbeden bugünlere geldim. Bence sen istersen birazcık flörtlerinden bahset. Çapkın mıydı? Her şeydir. Oğuzlardan Peki. sırdır. Bizim Kaya ile yaş farkımız çok az. Ve Türkiye'nin en talihli devrinde gençtik. Onun için bu şimdiki gibi şeyler, televizyonlar falan olmadığı için insanlarımız karşılıklı olarak bilhassa erkek ve kadın beraberlikleri Cumhuriyet'in ilk 70 senelerinde son derece mühimdi. Ve yani nasıl diyeyim, her bir beraberlik ayrı bir kitaptı. Onlara Mahzen'den yani işte kim çok der? şey. Ertuğrul Muhsin. Kaya'nın hemen farkına vardı. Ankara Devlet Operası'na Kaya'yı baş olarak gönderdi. Öyle mi? Kaya'yı bilhassa Almanya'ya gönderildi. Ve o zaman tabii hakikaten tekti. Böyle bir şeyin tek Türkiye'de olmuş. Tabii hemen arkadan Ninette Valua falan İngiltere'ye davet edildi. Fakat ilk Kaya'dır Ankara'daki operaya giden. O da galiba bir şekilde büyük kurtarıcı olarak oynadı. Oyunu sen Ben Can Dark'ı oynadın. dans edip New York'a kendi paramla gittim. 30 yaşındaydım. Ha, çok çok da genç değilmişsin. Bayağı. 61'den Amerika'ya geldi. Ve gelmeden önce de üniversitesini de yapmıştır. Ablamla övüneyim biraz. Üniversitesini nerede yaptın? Burada yani. Ne yaptın? Alman Florisi'nden Ha, öyle. mezundur. Söylemiyorsun bunları, hiç ben Evet söyleyeyim. Kayacığım, birazcık biraz söylesen iyi olur. Yani. Yani çok okumaya, çok okula düşkündür. Sonra Ankara, Amerika'da master'ini de yaptı şeyini yaparken. Master Graham'e giderken art üzerine yaptı ki dönünce burada gerek Mimar Sinan'a gerek Yeditepe'de Yıldız'la kolayca girebilme imkanı oldu. Master'ımı dans üzerine Öyle yaptım. mi? Plis tanıştım. O Marta Girim'in baş dansçıydı. Onunla danışınca bütün eserlerini seyrettim, ders aldım. Bu çok mühim kısmı Marta Girim'in kontraksiyonudur. Peki kontraksiyonu nasıl öğrendin? Nasıl öğrendin? Evet, Anlatır evet. mısın birazcık Çok kontraksiyonu? güzel öğrendim. Kontraksiyonda içine çekiyorsun. Çok güzel bir his oluyordu. Oradan sonra Alvin Ailey'e gittim. Alvin Ailey çok güzeldi. Sizler tabii çok gençsiniz. Hakikaten Amerika'nın bilhassa New York'un en doğru zamanı Evet. dans bakımından da şey. Ve tabii bütün Latin Amerika'dan çıkan Alvin Ailey oldu. Efendim, sonra Mitchell vardı değil mi müzeyci? O ayrı bir şey. O Evet. şeyden ayrıldı, baleden ayrıldı. Evet. Ama yine Martha Graham'den Paul Taylor,
Evet. Ve şey, Meskanika. Evet. Bunların hepsi ayrılıp ayrı teknikleriyle. Meskanika'm vardı. Martha Graham'in felsefesinde dünyaya kendi tekniğini götürmek için çoğunlukla doğudan, Japonya'dan falan kızlar var. Fakat her memlekette. Türkiye'den kaydı tek. Ve tabii ben seyrederken dersleri her gün, her gün Kaya, işte 1938'de başladığından itibaren bu son senelere kadar, sizin bildiğiniz şu son iki sene evveline kadar hiçbir gün bırakmamıştır. Tabii çok ısrar ettim Türkiye'ye o zamanlar gelsin çünkü onu göstermez mamafi Allah'tan. Kaya'dan sonra Zeynep Tanbayan'ın devam edişi, evet. O şeyi bizim buradaki insanlarımıza da Martha Graham muhakkak büyük bir filozof, büyük bir kadın onun yani bence 20. asrın dahillerinden. Kaya'nın asıl ideali hakikaten hareketin, hareket laboratuvarının herkese, her seviyeye, her yaşa inmesi yahut çıkması, evet. Herkesin bunu yapabilmesi. Ve bu hakikaten dansçı olarak çok ileride bir görüştü ve bunu yeni düşünmüş değil. Çok başlangıçtan beri, onun için bütün bu çalışmalarında, gerideki yıllarda bunun üzerinde her türlüsünü denedi o yüzden. Mesela hem Almirada'yı denedi, hem caza gitti, hepsi her türlü harekete gitti. Çünkü her türlü insana hitap etmek. O da zaten eğitimin bence prensibal şeyse. Bir de bu halk eğitimi yani açılışının nedeninin de bunun payı var değil mi? Kaya Hoca'nın benim anlattığına göre işte 1938'lerde biz o salonlarda koşuyorduk, oynuyorduk, dans ediyorduk diyor. Evet. Ve oradan yetiştiği şeyi, oradan kazandığını tekrar oraya geliyor ve onu paylaşıyor. O çok önemli benim için. Orada heyecan verici. Çok önemli. Yani işte hiç dansla alakası olmayan insanlar orada toplandık. Biz tiyatro diye bir giriyorduk oraya. Hı. Ama bu dans dedikleri şeyi orada öğrendim ben. İşte Karadeniz oyun havası çalarken diyor ki bunu diyor caz ritmiyle diyor nasıl oynarsın diyor. Şimdi onu ya başlayan arkadaş var ya Yıldız Teknik Üniversitesi'de son sınıfta öğrenci. Evet. Dünyası değişti çocuğun. İşte. Bambaşka bir dünya. Kışkırtıcı bir yapısı var yani Kaya Hoca'nın orada. Hı. Ve o işte bu mesela meşaleyi oradan bir yerden tutuşturuyor. Hı. Sen ondan sonra o ateşle koşmaya başlıyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi biraz hayattan söz edelim. Evet. Hayatından söz edelim mi? Evet. Ne anlatacaksın? Çok şükür. Şimdi hayatımdan da bahsetmeyelim.